Bismillahirrahmanirrahim. 60. ders, 66. ders, 100 ve 100'den sonraki sayılarda temyiz nasıl, yani sayılar nasıl ifade edilir? Müzekker ve müennes Arapçada farklı olarak sayılarda kullanılır. Müzekkerlerde 200, mi'atani denir. Müenneslerde o da mi'ata şeklinde, mesela 200 cetvel mi'ata mistaratin denir. Müzekkerlerde de mi'ata kitabin şeklinde söylenir. Yani mi'atun 100 demektir. Mi'atani hem müzekker hem müenneste aynı ifade edilir. Selasu mi'etin, selasu mi'etin, yine aynı şekilde müzekker ve müenneslerde ifade aynıdır. Selasu mi'eti kitabin, tabi burada selasu mi'eti şu, yani mi'eti kitabin mudaf mudaf ile olduğuna dikkat edelim. Yani bir idafe durumu vardır. Zaten 100 kitap dediğimizde de mi'etu kitabin diyoruz. Yine mudaf mudafı ile şeklinde. Burada da aynen devam ediyor. Selasu mi'eti kitabin. Selasu mi'eti mistaratin şeklinde müzekker müennesi aynıdır. 200-300'de. 400'de erba'u mi'e. Khamsu mi'e. Sittu mi'e. Yine seb'u mi'e. Themaniyu mi'e. Semani mi'e. Orada ye söylenmez. Semaniyu değil. Semani mi'e. Ve tis'u mi'e var. Bin ise elfun denir. Elfun yani bin demektir. Mesela bin kitap dediğimiz zaman elfu kitabin. İşte bin cetvel elfu mistaratin şeklinde ifade edilir. Örneklerle daha güzel anlaşılacaktır. Elfu kitabin, bin kitap. Elfu mistaratin, bin cetvel. Elfani, 2000 demektir. Yine elfa kitabin. Buradaki farkı görüyorsunuz. Nun, tesniye nunu düşüyor idafeden dolayı. Elfa ni kitabin denmez. Nun düşer. Elfa kitabin. Yine elfa mistaretin, müennes olan mistaret için de aynen 2000 ifadesi böyledir. Selasu, selasetu alafin. Bu sefer 3000, 4000, 10.000'e kadar elfun kelimesi, elfani 2'de elfani, 2000'de 3000'de alafin. Artık hep alafin geliyor. Alaf, elf kelimesinin çoğuludur. Selasetu alafin, erba'atu alafin, khamsetu alafin, sittetu alafin, seb'atu, semaniyetu, tis'atu ve aşaretu. Aşaretu alafin. Şimdi bu ifadeleri bu şekilde 20.000 diye geçtiğimiz zaman, malumunuz işrune kendinden sonrakini temyiz olarak istiyor. Dolayısıyla elfen, yani nasb olarak gelmesi lazım. Malum temyiz mensuptur. Yani onu idafe durumu bu şekilde tis'atu alafindeki gibi, mi'etu işte kitabin de olduğu gibi, mudaf mudaf ile değil, işrune'de, selasune'de de böyledir. O kendinden sonra müfret bini ister. 20.000 şekilde yazılır. Selasune elfen. Buradaki nunlar da düşmez. Niye nunlar düşmüyor? Çünkü bu nunlar bir idafe ile karşı karşıya değil. Yani selasune müstakil 30'dur. Elfen de onun temyizi. Yani 30 hangi cihette 30? 1000 cihetin temyiz budur. Yani 30.000. Dolayısıyla bunun müfret geldiğine dikkat edelim. 40 elfen, 50 elfen, 40 bin, 50 bin şeklinde. Yine 60 elfen, 70 elfen, 80 elfen. Burada
Y harfi yine düşüyor. Ona dikkat edelim. Düşmesinin sebebi yani semaniyu şeklinde çok ağır geliyor. Semaniyu y burada illet harfi düşüyor. Semanune oluyor. Tis'une elfen ve mi'etu elfen demiyoruz. İşte burası önemli. Yüz kendinden sonrasını temyiz değil, mudafu ile istiyor. Mi'etu elfin ama müfred istiyor. İşte mesela mi'eta elfin, selâthu mi'eti elfin şeklinde hep müfred istiyor ama müfredi tis'unedeki, semanunedeki gibi temyiz değil, mudafun ileh olduğu için mecrurdur. Mi'etu elfin, yüz bin. Mi'etu elfi kitabin. Evet, şimdi yüz bin kitap dediğimizde bu sefer elf kelimesi de, yani bin kelimesi de mudaf oluyor. Mudafu ilehimiz kitap oluyor. Yani neticede ikisinin de idafe olunduğu kitap oluyor. En son tenvilli kalan budur. Tıpkı selasu mi'eti kitabin gibi, selasu işte mi'etu elfi kitabin, bu da yüz bin kitap demektir. Mi'eta elfin, bakın 200 bin, mi'eta elfin, buradaki nun düşüyor çünkü idafelik durumu vardı. Selasu mi'eti elfin, erba'u mi'eti elfin, buralarda gerek selasu gerek erba'u da, yani işte erba'atu değil de erba'u olduğuna dikkat edelim. Evet, khamsu mi'eti elfin, sittu mi'eti elfin, sab'u mi'eti elfin, semani ye yine okunmuyor, semani mi'eti elfin, tis'u mi'eti elfin. Şimdi kitap kelimesi müzekker. Tis'u mi'eti elfi kitabin diyoruz. Bakın tis'u mi'eti, müennes de olsa tis'u mi'etidir, müzekker de olsa tis'u mi'etidir. Yani tis'atu diyerek, yani 900 bin, tis'atu mi'eti hiç kullanımı yoktur. Tis'udur. Hep yani müzekker de olsa, müennes de olsa onun sayılanı yine tis'u şeklinde gelir. Buna dikkat edin. Mi'eti de o şekilde geliyor. Bunun müennesi yine yok. Elfi de yine elfetu şeklinde gelmez. Yine elfidir. Elfu, elfin, milyon demektir. Zaten salavatlarda var. Peygamber Efendimiz'e aleyhisselam salavat getirildiği zaman elfu elfi salatin denir. Yine elfu elfi salatin, salatin kelimesinde tenvin kalıyor. Buradaki tenvin de gidiyor. Çünkü bu da bir nevi mudaf oluyor salatin kelimesine. O nedenle elfu elfi denir. Bir milyon salat. Son sayfamız kuma parçası var. Zekatul ganemi. Şöyle bir parçayı bir manalandıralım. Zekatul ganemi, koyun zekatı, leyse fi akalle min erba'ine minel ganemi zekat. Evet, erba'ine minel ganem, koyundan 40 tanesi, akal min, az ise, leyse fi, onda yoktur zekatun, zekat yoktur. Yani 40 taneden az koyunda zekat yok. فَاِذَا بَلَغَتْ, eğer ulaşırsa o koyunlar, اَرْبَع۪ينَ, 40'a, فَف۪يهَا, onlarda, شَاتٌ ila مِئَتٍ وَاِشْر۪ينَ, onlarda bir koyun vardır, bir koyun verilir. Yani hangi sayıya kadar bir koyun verilir? ila مِئَتِ اِشْر۪ينَ, 100 mi'etin ve işrine, ila mi'etin ve işrine, 120, 120 sayısına ulaşana kadar bir koyun zekat verilir. Feiza belagat mi'eten ve işrine, eğer mi'etene ve işrineye ulaşırsa, mi'eten bir de işrune, burada işrine oluyor çünkü mi'eten şey belagat fiilinin burada sayı olarak mef'ul sayılı bu sayılar. Dolayısıyla eğer o 120'ye ulaşırsa sayısı, koyunların sayısı, fe fiha, onlarda şatani, iki tane koyun verilir.
Hangi sayıya kadar? İlâ mi'eteyni. 200'e kadar 2 koyun. Fe izâ belagat vâhideten ve mi'eteyni. Eğer 201 sayısına ulaşırsa koyun sayısı. Fe fîhâ selâthu şiyâhin. 3 koyun. Bu şat kelimesinin çoğulu şiyah. 3 koyun verilir. İlâ hangi sayıya kadar? İlâ erba'imiye. 400 koyuna kadar 3 koyun verilir. Beyza belagat erba'u değil çünkü belagat fiildir. Onun mef'ulu olduğu için mensup olmuş erba'a. Feyza belagat o koyun sayısı ulaşırsa erba'a miyetin 400'e ulaşırsa fefiha erba'u şiyahin. O zaman 4 koyun onda vardır. O koyun sayısına 4 koyun zekat verecek. Eğer 400 sayısına ulaşırsa. Thumma fi kulli miyetin şatun. Sonra her 100'e 1 koyun verilir. 500 koyunsa 5 koyun zekat verilecek. Vel ma'zu bu sefer ma'z yani keçi. Vadda'nu bu da koyundur. Sevaun yani keçi ile koyun birdir. İkisinin hesabı birdir. İkisinin de hesabı bu şekildedir. Ve yu'khazu el-thaniyyu fi zekatiha. Seni zekatına oğlaktır seni. Onlar da zekatına zekata dahildir. Fi zekatiha la el ceza'u. Yani burada bir yaşını seni bir yaşını doldurmuş koyundur. Onlar da zekata dahildir. Ceza ise burada bir yaşını doldurmamış demektir. Keçinin bir yaşını doldurmamış olanına denir. Ceza. Onlar la el ceza'u yani o zekata dahil değildir. Demek ki seni de zekata dahildir. Bir yıllık olan ama ceza olan bir yılı doldurmamış olanlar zekata dahil değildir. Evet, ganem koyun keçi cinsinde küçükbaş hayvan sürüsüne denir. Kelimenin bu kökten tekili yoktur. Egnam gelir. Çoğulu egnamdır. Den o da koyun cinsidir. Tek koyuna dain denir. Erkeç yani erkekliği olmayan koç, dişi koyun daine. Lehmu den ya da lehmun da'nun koyun eti için kullanılan bir ifadedir. Kelimelerimizde şatun, şiyahun, koyun çoğuludur şiyah. Kebşun, ekbaşun, koç, koçlar. Ma'zun, keçiler demektir, çoğuldur. Ma'iz, bir keçi demektir. Bu şekilde bir çalışma yaptık inşallah. Bir sonraki dersimiz 67. ders. Adetlerde tertip, sıra yani birinci, ikinci, üçüncü diye o sayılara bakacağız. Bizim bu kitabımız Arapça öğreten kitap az kaldı. Yani şu kadarlık bir kısım kalmış. Yaklaşık bir 60-70 sayfa inşallah kitabı nasipse bitireceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.